Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli börek içi hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli, her tarifinizde kullanabileceğiniz şahane bir patatesli iç harç oluyor. Patatesli börek iç harcı için bir tane büyük boy patates kullanıyorum ve onu hemen hızlıca dilimleyerek haşlamak için hazırlıyorum. Bu şekilde ince ince doğradığınız zaman haşlanması çok daha hızlı oluyor ve pratik oluyor. Ben o yüzden hep bu şekilde haşlıyorum. Patateslerin üzerinden biraz tuz ve karabiber serptim ve bir çay bardağı kadar da suyunu ekleyip kapağını kapatıp patatesler suyunu çekinceye kadar güzelce haşlıyorum. Diğer yandan patatesli börek iç harcının soğanlı harcını hazırlayalım. Bunun için yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağını tavanın içerisine aldıktan sonra yemeklik doğradığım 2 orta boy soğanı ekliyorum. Soğanları şöyle bir karıştırıyorum yağ ile ve kapağını kapatıp soğanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Ara ara karıştırarak soğanlar yumuşayıncaya kadar güzelce pişiriyorum. Soğanlar tamamen yumuşadıktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu salçayı ekliyorum ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar soğan ile birlikte kavuruyorum. Salçayı soğanla çok güzel bir şekilde kavurduktan sonra sıra geldi baharatlarını eklemeye. 1 çay kaşığı kadar tuz, biraz kırmızı pul biber ve biraz da kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. Patatesi de haşlarken zaten içerisine karabiber eklemiştik. Bu kadar baharat yeterli oluyor patatesli iç harcımız için. Şimdi hemen iç harcın patateslerini de ezerek hızlıca hazırlayalım. Ben bu şekilde ezerek hazırlıyorum. Dilerseniz küp küp doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ezmiş olduğum haşlanmış patatesleri hazırladığımız soğanlı iç harcın içerisine ekliyorum. Ve patatesi soğanlı, salçalı iç harçla birlikte de güzelce karıştırdıktan sonra nefis mi nefis patatesli börek içi artık kullanıma hazır olacak. Dilediğiniz hamur işi tarifinde, dilediğiniz patatesli börek tarifinde, patatesli poğaça tarifinde kullanabileceğiniz çok ama çok lezzetli bir patatesli börek içi hazırlamış olduk. Ben bu hazırlamış olduğum patatesli börek iç harcını poğaça yapımında kullandım. Patatesli poğaça hazırladım. Onun tarifini de sağ üst köşeye bırakıyorum. Dilerseniz tıklayarak izleyebilirsiniz. Eğer patatesli börek içi hazırlama tarifi arıyorsanız, patatesli börek içi nasıl hazırlanır diyorsanız bu kolay ve lezzetli patatesli börek iç harcı tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerim için mutlaka kanala abone olun. Yeni tariflerde ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.